ve 3 tane aşıdan olan çocuklarının devlete teslim edilmesi gerekiyor. Asla ve asla ne anneye teslim edilecek ne babaya teslim edilecek. Vallahi bizim duyduklarımız korkunç. Ne oldu beyefendinin zoruna mı gitti? Zoruna mı gitmiş yani? Böyle bir şey var mı ya? Bir de Didem Hanım, sizin adaletinize güveniyorum. Ben bir gazeteciyim. Gazetecinin adı, yani gazeteci tarafsız olur. Adaleti devlet sağlar yani. Böyle bir şey olabilir mi? Bakar mısınız ya? Yani yazıklar olsun bunları yaptıysa eğer. Yazıklar olsun. Peki neden şikayetçi olmadınız bununla, çocuğunuza bunları yaptıysa Fatma Hanım? Niye gidip karakola gitmediniz? Fatma Hanım. Bir dakika. Ben bunu son anda öğrendim. Çocukları korkutuyorlarmış. Çocuklar evet. Bana söylemedi. Zaten ben bunu öğrendiğim an hemen Metin'i boşadım yani. Onların yanında durdurmadım. Tamam. Ne diyor hemen Metin? Boşadım. Ne diyor Metin, ne diyor? Adaletsiz mi davranıyormuşum? Ha, ne diyor bakayım? Aç şunun sesini bakayım. Ne diyormuş? Bir konuşsun. Ne diyor, ne diyor? Adaletsiz mi davranıyormuşum? Tarafsız mı davranıyormuşum? Taraf mı tutuyormuşum? Didem abla. Çocukların tarafını tutuyorum Metin. Ha, söyle Didem bakayım. Abla. Söyle. Konuşsun, konuşsun. Didem abla. Gel, konuş. Didem abla, vallahi billahi ben hiçbir zaman çocuklarıma zarar vermedim. Yemin ediyorum, bak benim mahalleme gitsinler abla. Benim mahalleme röportajı gönder. Bir Allah'ın kulu benim çocuklarıma zerre kadar bir yanlışım çocuklarıma... Ne alakası var? Kendine niye zarar vereceksin? Fatma dedik... Ben hiçbir zaman çocuklarıma zarar vermedim, kesinlikle abla. Fatma dediklerinin gerçek olmadığını vallahi söylüyor. Vallahi vermedim, billahi de vermedim. Duydun mu? Şerefim, namusum üstüne yemin ediyorum ben çocuklarıma hiçbir zaman şu an... bir fiske vurmadım. 70 gündür ben çocuklarımı sırtımla oradan oraya taşıyorum abla. Ya Ayşe'den olan çocuklarını söylemiyoruz ya. Fatma ne Fatma'ya diyor. Duymuyor. Gelsin, gelmiyor mu şu? Gelsin soruları sorayım. Acı biberi. Nidem benim kapısı benim kapımın önünde abla. Acı biberi nasıl çocukların ağzına tıkmış bir anlatsın, bir onu söyleyelim. Duydu mu Fatma? Gel şu Ayşe'den olan çocuklara bir şey yapmadım diyor. Evet, duydum abla. Senin çocukların için söylemiyor. Evet Didem abla, benim çocuklarıma babası şiddet çok uyguladı. Ben çocuklarımın Rıfat'la Ferhat hala şu an psikiyatri tedavi görüyorlar. Tamam. Babaları yüzünden, şiddet yüzünden. Şimdi kaç yaşında bu Rıfat? Ya ben kendi şahsıma söylüyorum. Kaç yaşında Rıfat? Ben kendi şahsıma söylüyorum. Kaç yaşında çocuklar? Didem abla. Benim mi? Evet, Dilara evet. ile Ferhat ikiz 2012'li, pardon 2011'li, evet. Rıfat 2012'li Didem abla. Ay, kaç yaşında oluyorlar, hesaplı bir şey yapar yani mısınız? Yani çocuklar her şeyin farkında bak, var. Ne dediler, sen duymadın Fatma, hiç sinirlendim ki diyorsun da bak ben burada çocuklardan yana olunca sinirlerim tepeme dolanıyor. Didem abla, senin bak. Ayşe'yle ne yaş, beni ilgilendirmez Fatma. Didem abla, ne yapmışsın bak duymadın sen, ben sana söyleyeyim, duymadın. Diyor ki Metin diyor, Fatma söylüyor, Metin Fatma'dan olan çocuklara şunu yapmışsın. Çocukların ağzını acı biberle doldurmuşsun, ağzını banklamışsın. Abla bu, hayır değil Didem abla, bu yengesini iddiası. Bu rahmetli kardeşinin Fatma'nın vefat eden bir kayınçom vardı. Bu onun iddiası. Bak, bu Fatma'nın iddiası değil. Hayır, Fatma evde değildi. Bu yengesiyle ben çocuklar tartışırken. Çocuklar ya, senin oğlanlar biri 12, biri de 11 doğumlu hayır, galiba. Bak, psikolojik hayır. Tedavi bak, görüyormuş ya. Abla tedavi zaten, görüyormuş. Ya Didem abla, namusum şerefim üstüne yemin ederim. Ferhat benim oğlum. Küçükken pepeliyordu abla ya. Ya sen kaç yıldır bu çocukları görmüyorsun? Fatma'dan olan çocuklarını görmüyorsun. Abla, kaç yıldır? Kaç yıldır görmüyorsun? Kaç yıl ablam? 8 yıl olmuş biliyor musun? Kaç yıl ablam? 2017'den beri çocukları görmüyormuşsun. Hangisi? 2000? Fatma'nın çocukları. Abla 2017'den abla. Olur mu abla? 2017'den. Hayırdır bak, ben 2017'den Fatma'dan boşandım. Fatma'nın köyünden bir ev tuttum. Ha. Bir ev tuttum ben 2 yıl Fatma'dan boşandıktan sonra 2 yıl aynı köyde. Ya bana şunu söylesene. Aynı yaşadım. Bak telefonda ne? Ay bir şey, kim yapmış ya? Bir, ne olur bir sakin olun. Hadi canım. Ay bir dakika, tamam. Alo, hatta mısınız? Alo, hatta mısınız? Merhabalar. Evet, buradayım. Merhaba, buyurun. Siz Metin'i tanıyormuşsunuz. Köylüsü müsünüz galiba? İkisini de tanıyorum Didem Hanım. Tamam, peki. Buyurun, sizi dinliyorum. Şöyle söyleyeyim. Metin anlatıyor ya, Ayşe hakkında söyleyeyim önce. Siz özür dilerim. Başka şey söylemeyin. Siz telefondaki ihbarınızı söyleyin. Ne biliyorsunuz? O çok korkunç bir... Ne biliyorum? Heh. Çünkü Metin oraya çıkmış ya, eşlerine diyor... İddialarını terör etmeye çalışıyor ya. Evet. Pencere dibi kara, 12 onlardan kara. İlk eşine ne yaptığını söylesin. İlk eşine ne yaptığını söylesin. Ha, onu, ilk eşine neden ayrıldı gitti?
İlk eşi neden ayrıldı? Kaç kez evlendi? Ben ilk eşim abla imam nikahlıydı. Evet. Durdu, 20 gün falan yanımda durdu. Sonra neden gitti diye soruyor. Ben bir şey duydum da korkunç. Ne abla? Ne, İlk eşin ne? Neden evden gitti? 20 gün evde durup neden gidiyor? Tamam 20 gün abla. Ya Didem abla. Tamam söylesin. Abla, ben duydum. Bir dakika bir söylesin abla. Bir söylesin. İlk eşim söylesin abla. Tamam, neden gitti? Neden gitti? Neden gitti abla? Söyler misin lütfen telefondaki ihbarcı? Neden gitti? Eziyet edip üstüne su dökerek yaktığı için olabilir mi? Ailesi alıp götürdü. Bir daha geri getirmedi. Didem abla bu kadar da olmaz Didem abla. Ben beton atıyordum. Ben beton atıyordum. Bak beton atıyordum. İnşaattan geldim abla. 1 yıllık evin içini hepsini dairemi sattım. Araştırabilirsin. Ya oğlum boş ver. Yaktırma yakmadırma kadını yok, ya. Hayır abla kesinlikle öyle bir şey yok ya. Vallahi de yok billahi de yok ya abla ya. Hadi diyelim bu kadın hanımefendi yalan söylüyor. Şerefim. Abla... Dur Fatma'ya sorayım. Fatma bunu yapmış mı biliyor musun? Fatma. Didem abla benim tek bildiğim ben şeye gittiğimde yani Metin'e gittiğimde bana dediler ki Metin'in eşini ikinci kattan attın. Neden dedim kendini ikinci kattan attı. İkinci kattan mı attı? Metin eşine mektup yazmış. Mektupta da ne yazdığını ben bilmiyorum. Kadın of ölmüş mü peki? Değil abla ben askerdeydim askerde. Ben askerdeydim. Benim olayla hiçbir şeyim yok. Sen bir yazı yazmışsın o da kendini ikinci kattan... Hayır değil abla o kendi şeyi ifadesi. Peki bir şey söyleyeceğim. İhbarcı telefondaki ihbarcıya soruyorum. Hanımefendi siz Metin'in kaynar suyuyla eşini yaktığını nereden biliyorsunuz? Eşi mi söyledi size? İmam nikahlı. Bunu herkes biliyor. Bulduğum Metin'i de Fatma Hanım'ı da Ayşe'yi de tanıyan bilen herkes tanıyor. Ve ikisi de... çıkmış. Bundan ortaya çıkabileceğini. Ayşe nasıl bir kadın? Bu Ayşe'nin akrabası Ayşe abla. Ayşe nasıl bir kadın? Ayşe'nin elindeki çocuklarını mutlaka bir an önce koruma altına alması gereken bir kadın. Aldın ya hani. Gelip orada Ayşe anlatıyorsun ya. Şöyle de bile bile götürdü. Sen de ondan geriye kalır bir yanın yok. Sen de ondan betersin. Yani Ayşe'nin nasıl bir kadın derken Ayşe nasıl bir kadındı? İlk fırsatta Ayşe'nin çocuğun yaşı belli bir zamana gelir gelmez nasıl yani kızı o yüzden mi istiyor? Ben bu kadarını söylüyorum Didem Hanım. Bugün bayram arefesi, yarın bayram oruçluyuz. Neden kimsenin günahına girelim? Bir defa neden söyleyeyim. Neden böyle bir şey iddia ediyor? Kız çocuğunu almaktaki amacı ileride onu ileride onun vücudundan para kazanacak. Yani kendisi de aynı şey yapıyor Didem Hanım. Kendi de aynı şeyi yapacak. Ay doğru mu? Ayşe. Ne yapıyor? Ayşe tarmadığı kimse kalmadı. Metin şimdi oraya çıkmış ya Ayşe'yi eleştiriyor ya. Evet. Ayşe para karşılığı erkeklerle birlikte oluyormuş. Abla ben bunu bilmiyorum abla. Ben bunu bilmiyorum Didem abla. Ben size diyorum. Tamam bir dakika dün bir şey dedim abla beni kurtarın dedim abla. Ben size söylüyorum hala da söylüyorum. Bir dakika peki bunun Metin'le evliyken de yapıyor musun? Metin daha sürekli böyle... Bakın ben o kadarını söylemiyorum ama %92 aile tarafından da sorup sorgularsanız %90 benim söylediklerimin altına imzasını atar. Kimse tenezzül edip şu anda canlı yayına bağlanmak istemedikleri için tenezzül etmiyorlar. Bu için de söylüyorum. Vallahi ben birini kayırmıyorum. Çok teşekkür ederim. Bak sen dedin ki Ayşe'nin akrabasıdır. Hem senin senle ilgili bildiklerini anlattı hem de Ayşe'yle ilgili bildiklerini anlattı. Hanımefendi ben size çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Bu önemli bir ihbar. Bu neden önemli biliyor musunuz? Bu çocuklar için. Çocukların geleceği için çok önemli bir ihbar. Tamam mı? Bak biz sonuç o çocukların geleceğini konuşuyoruz. 4 yaşındaki kız çocuğunu eğer gerçekten erkeklerle para karşılığı birlikte oluyorsa Ayşe kız çocuğunu niye istiyor? Diğerleri ne istemiyor? Ben de uyuyorum. Abla ben de dünden beri söylüyorum. Abla ben sabah bak bu hanımefendi de yalan konuşur bir yandan. Hani ailemi normalde eleştiriyor ya. Değil abla bak Ayşe'nin ailesi ben bunu söylüyorum. Didem abla bak Ayşe'yi savunan kimdir abla? Annesi, babası, abisi,
ablasıdır. Başka kimse savunmuyor. Tamam, bir şey söyleyeceğim. Ama sonuçta sen Ayşe yüzünden ilk eşine de, o çocuklarına da yapmadığını bırakmamışsın. Fatma bana söylüyor. Vallahi kusura bakma, ağrına gitti ama ben devam edeceğim, araştıracağım Ayşe ile ilgili. Diğer şeyleri de araştıracağım. O 4 yaşındaki kız çocuğunun asla ve asla Ayşe'ye verilmemesi lazım. Ama kusura bakma da ekmek bulma dünyası lafı niye ağrına gitti? Gitmesin çünkü yapmışsın Didem, yani. Hayır değil, tamam ben Allah bir Allah. Şey... Didem abla, ben bir şey demiyorum. Tamam, ama baba, bir şey demiyorum. Bir şey söyleyeceğim. O kız çocuğunun geleceği için ve çocuklarının geleceği için burada kal. Ben şu anda bu yayını bundan sonra onlar için yapacağım. Abla. Tamam, sen dışarı git, dışarı bekle. O çocuklar için bu yayını yapmaya devam edeceğim. Senin için değil. Devam et, dışarı git. Fatma, ben seni de buraya bekliyorum tatlım ya. Yani acayip şeyler yaşamışsınız. Olacak şey değil.